Efendim, güzel bir Ankara akşamından hepinize güzel bir akşam diliyor ve mübarek Ramazan-ı Şerif'in, tuttuğunuz oruçların kabul olmasını niyaz ediyoruz. Sizler karşınızda İkbal Gürpınar hanımefendiyi beklerken Recep Ergül'ü gördünüz. Sebebi şu: İkbal Hanım bu akşam Susurluklularla buluşunca Kanal 24'te, TV 24'te her akşam izlediğiniz Türkiye'de Ramazan iftar programını da ben sunmak için İstanbul'dan geldim. Bilmem kabul eder misiniz evlerinize? Hepinizin mübarek Ramazan'ını bir kez daha tebrik ediyor ve hayırlara, güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Sizlere Alvar Lefe Hazretleri'nin güzel bir eserini ikram ettik, kabul buyurursanız eğer. Ama bu akşam kıymetli konuğumdan birbirinden güzel eserler de dinleme şansı bulacaksınız. Ben programın sunucusu olarak az ve öz konuşacağım. Daha çok sözü ona bırakacağım. Çünkü o gerçekten çok kıymetli bir isim. Bir Türk musikisi duayeni ve aynı zamanda bir hafız ve yaşayan efsane bir Mevlid Han, Türk müziğine 1500'ün üzerinde beste kazandırmış olan, "Ben seni unutmak için sevmedim, bir kızıl goncaya benzer dudağın" ve daha yüzlerce dilinize, gönlünüze yer etmiş olan eserin amiri, sahnelerin amiri, gönüllerin amiri, Amir Ateş Hocam benimle beraber İstanbul'dan geldi. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk sevgili Recep kardeşim. Biraz sözü kısa tutmak için ünvanlarınızı sayarken kısa kısa anlattım. Ama aynı zamanda siz Ehli Kur'an ve Mevlid Hanlar Derneği'nin de başkanlığını yapıyorsunuz. Üsküdar Musiki
Cemiyeti'nin de başkanlığını yapıyorsunuz. Fakat Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin önemli bir yeri var. Şöyle ki, diğer derneğimizin de çok büyük bir önemi var. Fakat Üsküdar Musiki Cemiyeti Osmanlı'dan günümüze kalmış tek, ilk ve tek musiki mektebi, değil mi? Öyle. Evet. Öyle, çünkü Allah nasip ederse birkaç ay sonra, yani 2017'deyiz, 2018'e geçtikten sonra cemiyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Bir asırlık okul. Evet, bir asırlık okul. Zira radyoları diyelim ki kuran, konservatuvarları hemen hemen kuran tek musiki kültürünü ülkemizde yıllarca yaşatan ve hakikaten yetiştirdiği sanatçılarla, bestekarlarla, sazendelerle, solistlerle gereken yerini almış ve 100 yıldır hiç aksatmaksızın bu hizmetine, bu feyiz menbaı olan özelliklerine devam eden bir Üsküdar Musiki Cemiyeti. Keza sanat musiki yönümüzü o şekilde ifa etmeye çalışır, gayret ederken bir de tasavvuf musikimiz, malum biraz evvel buyurduğunuz gibi İstanbul Ehli Kur'an ve Mevlütanlar Derneği de efendim var. Oranın da naçizane sizin buyurduğunuz gibi başkanlığını yapmaktayım. Ancak o zaman itibariyle birazcık şeye uğradı. Efendime söyleyeyim. Kısa zaman sonra da bilmiyorum, bazı düşünceler akla gelmeye başladı. Bu Mevlitanlık sahasına üzülerek ifade etmek istiyorum ki neredeyse birçok lüzumlu lüzumsuz insanlar laf söyleyerek artık bunun bitmek üzere gibi olduğunu söylememiz de, üzülerek söylemek istiyorum, icap ediyor, gerekiyor. Birçok insanlar çeşitli maksatlarla efendim mevlid de neymiş, şu da neymiş, bu da neymiş gibi lüzumsuz söylemler içine girdiler. Oysa ki mevlid 100 yıllardır, 500 küsur senedir bizim, özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de biz eğer güzel dinimizin vecibelerini, güzel dinimizin önemli hususlarını unutmadıysak mevlid sayesinde olmuştur bu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri'nin evet, buyruğu altında yaşadıkları dönemi kastediyorsunuz. Evet, öyle söylemek istiyorum Recep Bey. Ne kadar doğru bir teşhis. Çünkü şöyle bir şey var hocam, biliyorsunuz sizin de yakın zamanda bir çalışma gerçekleştirmeyi arzu ettik. Tabii. Çeşitli dillerden mevlid. Eski Kültür ve Turizm Bakanlarımızdan Sayın Atilla Koç Beyefendi'nin de saygılarımızı sunuyoruz bu arada. Saygılarımızı sunuyoruz kendisine, buyurduğunuz gibi. Gerçekten pek çok dilden, Makedonca mevlid, Boşnakça mevlid, Arnavutça mevlid, Afgancca mevlid, Çerkezce evet, mevlid, evet. Türkmence mevlid, Özbekçe mevlid, Kerkük Türklerinin okuduğu, Türkmenlerinin okuduğu şekilde mevlid. Yani mevlid bu kadar köklü bir gelenek musikisi iken, musiki olarak adlandırıyoruz değil mi onu hocam? Tabii, tamamen. Nasıl yok olabilir? Buna nasıl izin verebilir bu toplum? İşte bizi üzüntüye sevk eden hususta sevgili Recep kardeşim bu. Evet. Zira Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim mevlid sayesinde diyelim artık. Mevlid Kur'an'dan ilham alınarak yazılmıştır ama Kur'an-ı Kerim'in daha çok okunmasına vesile olmuştur mevlid. Evet. Bir mevlid cemiyeti var dendiği zaman oraya birçok güzel ses, güzel mevlid han, güzel hafız dinlemek için insanlar akın akın koşarlar. Evet. Çünkü mevlid
biraz Türkçe, biraz Osmanlıca efendime söyleyeyim gibi anlıyoruz biz bunun ne demek olduğunu diyorlar. Ve o arada muhakkak Kur'an-ı Kerim tilavet olunuyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'siz mevlid asla tabii okunmamıştır, okunmaması da lazım tabii. Bir şey itiraf edeyim mi hocam? Ben ilkokula 6 yaşında başlamıştım. Annem ve babam aynı zamanda Kur'an-ı Kerim öğrenmem için beni ve diğer kardeşlerimi köyün camisinin bir kısmı da medrese olarak adlandırılırdı. Orada Kur'an-ı Kerim derslerine gönderirlerdi. Evet. Elif Bay'a başlıyoruz. Fakat şöyle, hocalardan korkuyoruz. Sert olurlardı o zaman. Herkes sizin gibi böyle nur yüzlü, güzel yüzlü, böyle babacan, sevecen değil tabii. Ve bize Kur'an-ı Kerim'i sevdiren o Mevlid'ti. Çünkü Mevlid her cuma günü köyden bir hayırseverin ölmüşleri için bir ikramlarda bulunurken aynı zamanda işte falanca kişi Mevlid veriyor derlerdi. Ve köyün imamı veya sesi güzel olan birisi Mevlid okuduğunda hakikaten o gün kulaklar ziyafet ederdi. Neden biliyor musunuz? Çünkü köy yerindesiniz, bir konser dinleyemezsiniz. Evet. Televizyon yok çünkü köyde elektrik yok. Radyo var, pilli radyolar ama çok az evde var. Bizim evimizde de vardı. Ve gerçekten cuma günü Müslümanların bayramı olduğu kadar köy yerinde, kırsalda yaşayan insanların da büyük bir musiki ziyafetiydi. Şimdi sevgili Recep kardeşim, Mevlid bir yerde de konserdir. Hem de tam manasıyla bir konserdir. Evet. Çünkü güzel seslerle okunur. Tabii. Güzel Kur'an tilaveti, güzel Mevlid kaside, evet, ilahi vesairelere Mevlid yer vermektedir. O nedenle ilk bahir zaten baştan aşağı vaaz-ı nasihattir. İnsanımıza diyor ki besmelesiz hiçbir iş yapmayın. Yatarken, kalkarken, bir işe başlarken, bir yere giderken, bir yerden gelirken mutlak surette besmele çekin. Evet. Besmele Allah'ın kullar üzerine efendime söyleyeyim vacip kıldığı, farz olan hatta bir güzelliktir, bir özelliktir. Allah'ın varlığını, birliğini, evet, Allah'ın adıyla her şeyin daha başka, daha hayırlı, daha güzel, daha bereketli olacağını bize anlatmaktadır. Evet. Bu nedenle konser denilince tabii şimdi şarkı, türkü vesaire, o da bizim kültürümüzün. Tabii, tabii, tabii. Kültürümüzün, evet, birer, evet, önemli hususlarıdır onlar da. Siz tabii işin o kısmında da varsınız. Bunları biraz sonra biraz detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. Güzel sohbetinizi izleyicilerimizle buluşturmaya devam edeceğim. Ama şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Tabii. Kıymetli izleyenler, 24 TV ekranlarında Türkiye'de Ramazan İftar programı devam ediyor. Tabii Ankara Keçiören'deyiz. Bu programa ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Akbey Efendi'ye bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ekranları başına yeni gelen kıymetli izleyenlerimize konuk olarak bu akşam aramızda bulunan duayen bir isim olan Amir Ateş Hocam'ı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Konuğumuz Amir Ateş, Hafız Mevlid Han Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin yönetim kurulu başkanı. Kıymetli hocam, siz müziğin her dalında birbirinden kıymetli eserler verdiniz. Çok yönlü bir müzikal geçmişiniz var. Ben bunu biliyorum ama ekranları başındaki izleyenlerimiz de bilsin istiyorum. Çünkü biz beraber de çok çalışmalar gerçekleştirdik. Allah'a şükürler olsun. Bizi buluşturan Rabbimize hamdolsun. İyi ki tanımışım sizi ve iyi ki baba oğul gibi, abi kardeş gibi bir ilişki yaşamışız. Bu süre içerisinde şunu gördüm. Gerçekten çok büyük bir üretkenlik. Bir ömre 1500'ün üzerindeki 2000'e yaklaşıyor, ben biliyorum. Eser sığdırmış olmak ve üstelik bunların içinde yüzlercesi hit diye tabir edilen, toplumumuzun her kesiminin yüreğinde yer etmiş olan eserler, her siyasi görüşten, her etnik kökenden,
her inanç grubundan insanlarımız sizin eserlerinizle büyüyor. Ama bir başka özelliğiniz daha var. Siz şimdi bir Ramazan programında konuk olarak gelebilecek manaya uygun bir isimsiniz. Çünkü biz çocukken siz tek televizyon vardı, TRT. TRT'de İnanç Dünyası programında Amir Ateş ve arkadaşları vardı. O gün bugündür hep ekranlarda, Ramazanlarda değil sadece, Amir Ateş Hoca var. Şimdi Ramazan'ın manası, daha doğrusu sadece İslam dininin değil, İslam dininin farzları, sünnetleri, gelenekleri, görenekleri, İslam kültürü değil, bütün inançları ileriye taşıyan, geniş toplum kesimleriyle buluşturan herhalde kültür sanattır. Bana katılırsınız değil mi? Tabii. Ve o kültür ve sanatın da olmazsa olmazları Ramazan denince bilhassa ilahilerdir, kasidelerdir. İlahileri ve kasideleriyle gönlümüzde taht kurmuş Amir Ateş hocamızın muhakkak ki Ramazan ilahileri de var diye biliyorum. Bunlardan birini bize lütfeder misiniz? Rica etsem. Memnuniyetle sevgili Recep Bey kardeşim. Buyurduğunuz gibi Rabbimiz nasip ettiği, el verdiği müddetçe gerek Türk sanat musikisi bestelerimizden, şarkılarımızdan, gerek tasavvuf musikisi ilahilerimizden, gerekse halk müziğimiz, gerekse efendime söyleyeyim saz eserleri kısmından kendimize nasip olanları çok değerli sanat severlerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok Ramazan-ı Şerif'le ilgili sözlerini de naçizane kendi yazdığım Eviç makamındaki bir ilahimi takdim edeyim eğer dinlemek zahmetinde bulunursanız. Sevgili kulaklarımızın pası silinir. Sevgili izleyenlerimiz de inşallah zevkle dinlerler diyorum. Benim ümidim bu, benim arzum bu tabii. Onların beynisine eğer böyle bir eseri sunabilmiş isem kendimi bahtiyar addederim. Kıymetli hocam, biliyorsunuz yakın bir zamanda nasip oldu, mübarek topraklara gittim. Orada tanıştığım bir güzel insan, bir diyalog esnasında zahmet olacak dedim. O da karşılık olarak hayır, belki de rahmet olacak dedi. Ne güzel. O yüzden zahmet olacak sözünü pek kullanmamaya özen gösteriyorum o tarihten sonra. Çünkü o sözün mana derinliğini o günden bugüne yaşıyorum. Daha pek çok şey yaşıyorum. Ve bizi ekranları başında izleyen güzel insana selamlarımızı, hürmetlerimizi de iletiyorum. Sadece ona değil, bizi Nordenham Selimiye Camisi'nde de izliyorlar şu anda. Babamın 28 yıl çalıştığı ve o caminin inşasında emeğinin olduğu bir ne yer. Ne güzel, ne Allah güzel. Allah rahmet eylesin. Rahmete vesile oluyor inşallah. Amin. Nordenham Selimiye Camisi'nde ve dünyanın dört bir tarafında yaşayan gurbetçilerimiz, İzmir'deki dostlarımız, Erzurum Valimiz Sayın Seyfettin Azizoğlu ve Erzurum'dan Göktaş ailesi, Ali Göktaş, Sayın Aslı Seda Göktaş hanımefendi ve kıymetli akrabalarım, onlar bizi şu an izliyorlar biliyorum. Hepsine selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Bu ilahi onlara armağan etmek istiyorum. Ederim efendim. Ve bir de tabii Keriman Ateş yengeme armağan etmek istiyorum. Sizi hiç yalnız bırakmaz ama herhalde ben olduğum için bana duyduğu güvenle yalnız bıraktı. Sağ olsun. Buyurun hocam, evet, lütfen. Mikrofonumuzu alabiliriz. Müjdeler olsun yine, geldi mahı mübarek. Nur saçıldı her yere, dahilek ya dahilek. Zikru tesbihler ile şükreder insü melek. Merhaba ya merhaba, dahilek ya dahilek.
zikru tesbihler ile şükreder insü melek. Merhaba ya merhaba, dakilek ya dakilek. 11 aydır yoldasın, Mekke İstanbul'dasın. Her münasip kuldasın, dakilek ya dakilek. Çünkü rahmetsin bize, gerçeği görmek gerek. Merhaba ya merhaba, dakilek ya dakilek. Çünkü rahmetsin bize, gerçeği görmek gerek. Merhaba ya merhaba, dakilek ya dakilek. Güzel gönlünüz dert görmesin, Allah sesinize sağlık versin, Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah. Kıymetli hocam, elimde bir kitap var, bir de CD var. Sizin eserlerinizin bir kısmı şu albümde toplanmış. Melihat Gülses hanımefendi başta olmak üzere Sezen Cin Özdemir Cemiyet'ten, evet. Doğan Dikmen, Furkan Biçer, daha pek çok sanatçının yer aldığı Eylül Akşamları adını taşıyan Altın Seri 1. Bunun devamı da gelecek mi? Herhalde. Evet. Herhalde. Ben seni unutmak için sevmedim. Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Eylül akşamları, geceler derdime derman olmuyor. Leyla Mecnun için ağlar. Gönül ister otursaydık diz dize. Aşığım dostlarım, Çamlıca yolları ve daha onlarca eser. Bir başka özelliği daha var Amir Ateş Hoca'nın. Gittiği her şehre muhakkak ki bir eser yapıyor. Ankara'ya da var, ben dinlemiştim zaten. Var efendim. İstanbul'a sayısızca var. Ondan çok birkaç var. Albüm çıkar herhalde değil evet, mi? Evet. İstanbul şarkıları. Ve çok kıymetli Zeki Yılmaz Beyefendi, gözü gönlü güzel insan Amir Ateş, Şehirlerimize Besteler isimli kitapta buluşturdu bunları. Antalya'ya var, Mersin'e var, Konya'ya var, Malatya'ya var. Nereye yok ki, şöyle bir göstereyim. Ekranları başındaki izleyicilerimizler bir yerlerde görürlerse bir kitap evinde alsınlar diye evet, gösteriyorum. Evet. İçinde notaları da var kıymetli izleyenler. Çok yer dolaştınız. Gitmediğiniz yer var mı hiç? Gitmediğiniz yer var mı? Birkaç yer var gitmediğim yer. Son daha dün Antalya'dan döndüm biliyorsunuz. Evet. Antalya'nın çok güzel bir semti olan Kepez semtinde, Kepez Belediyesi naçizane adıma bir kültür merkezi, semt konağı deniliyor. Evet. Edildi, bitti, yapıldı. Onun şu anda süslemeleri, tezyinatıyla ilgileniyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Biz bunlara tabii layık değiliz ama onlar sanatı ve sanatçıyı çok sevdikleri için böyle güzel şeyleri efendim yapma gayreti içinde oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Amir Ateş hocamız nezdinde kültüre, sanata, medeniyetimize verdikleri bir önemdir bu. Amir Ateş hocamın adı caddelere de verildi. Kültür merkezlerine verildi, sokaklara verildi. Ama onun adı gönüllere verildi. Bu da boşuna olmuyor. Ben tanıyorum kendisini. Çocukla çocuk, büyükle büyük, dervişhane yaşam biçimiyle, o çelebi duruşuyla gerçekten bizlere çok güzel bir örnek. Kıymetli hocam, şimdi Ramazan denince akla tabii ki ilahiler, kasideler gelir. Boşuna da gelmez akla. Çünkü sonuçta biz Ramazan iftarında midemizi güzel yemeklerle doyururken
gönüllerimizi de bir nutku ilahi olan musikiyle duyurmaya özen gösteriyoruz, evet, değil mi? Evet. Şimdi bazen cahilce şeyler söylerler ve bizi de derinden üzerler. Efendim işte İslamiyet'te musikiye yer yok. Kur'an-ı Kerim'in kendisi, ezanın kendisi bir musiki değil midir? O kadar güzel bir noktayı dile getirdiniz ki sevgili Recep kardeşim. Bir defa kainatın kuruluşunda musiki var. En büyük musiki Rabbimizin alemi ervah denilen ruhlar aleminde efendim o muazzam sadasıyla, mübarek sadasıyla Elestü bi Rabbiküm diye ruhlara hitap edişi. Daha insanlık yok. Ama gelmiş, geçmiş ve gelecek ruhların hepsi orada mevcut. Onlara bu hitapta bulundu. Elestü bi Rabbiküm. Ben sizin Rabbinizim. Değil mi? Ruhlar da elhamdülillah. Kalu bela. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin buyurdular. Fakat Rabbimizin Elestü bi Rabbiküm hitabını ilk duyuruşu, ruhlara ilk duyuruşu öyle bir sada idi, öyle bir sesti ki ruhlar adeta mecnun oldular, mecnun oldular. O sesi, o güzel sesi hala arama gayreti içindeler hepsi. Bizler de, kuşlar da, rüzgar da, sular da o sesi arıyoruz, o sesi. Evet. İşte musiki, en güzel ses o. Evet. İnsanı adeta bambaşka alemlere götüren, uçuran, efendime söyleyeyim, uyutan, yürüten, neler neler yapmayan ki o mübarek ses. İşte ecdadımız da evet, o mübarek sesi en güzel inanıp onu duyanlardan, onu duyuranlardan, ta Farabilerden, efendi İbn Sina'lardan, Dede Efendilerden, Itri'lerden, Saadettin Kaynaklardan böyle günümüze kadar o güzel sesi duyurma gayreti içinde oldukları için bizler de mehma imkan. O güzel seslerden biri de hiç şüphe yok ki Amir Ateş. Estağfurullah. İftardan sonra bir kahve içer misiniz? Efendim, sizin lütfunuz, sizin ihsanınız öyle geniş, öyle gani, öyle büyük ki kahve değil, zemzem dahi içerim elinizden. Sizin güzel yüreğinizden kaynaklanıyor. Ben ellerinizden öpüyorum. Bu kıymetli hediye, Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak Beyefendi tarafından size takdim ediliyor. Ben onun adına size takdim ediyorum. 24 TV ekranlarından. Şöyle ben size takdim edeyim. Kahvenizi de bu fincanlarla içersiniz kıymetli hocam. Değerli başkanım, bu nazik, bu güzel efendim hediyenizi en müstesna köşemizde saklayacağıma, adeta bununla kahve içmeye dahi kıyamayacağım bu güzelliği ömrüm müddetince saklayacağıma emin olunuz efendim. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Hocam, zaman su gibi akıp gidiyor gerçekten. Sizin birkaç yerde programlarınız var. İsterseniz bizi izleyen kıymetli izleyenlerimiz bulunduğunuz yerlere gelip izlesinler, o programı dinlesinler diye bahsedebilirsiniz. Estağfurullah efendim. Bu hafta bir galiba Mardin var değil mi? Efendim şimdi biraz evvel arz ettiğim gibi Çanakkale'den başladık. Evet. İzmir. Antalya. İzmir'den Antalya. Hı hı. Dün Antalya'dan geldim. Bugün Ankara'ya geldik. TV 24 ekranlarımızdan dostlarımıza seslenme, hitap etme imkanını, fırsatını bizlere duyurduğunuz için sizlere, İkbal hanımefendilere, bu efendime söyleyeyim ekranları, bu kameraman, evet, kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nasip ederse buradan tekrar İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'dan Kocaeli, benim ilim olan, evet, Kocaeli'de bir iftar programımızda, hı hı,
dostlarımızla, hemşehrilerimizle buluşacağız. Oradan tekrar Sabiha Gökçen'den Yozgat Yerköy'e. Evet. Kale Şirketler Grubu ile beraber biliyorsunuz bunları evet. yapıyoruz. Oradan tekrar Ankara'ya gelip Trabzon'a uçacağız. Evet. Ayın 13'ünde Yozgat'ta, 14'ünde Trabzon'da. Evet. Halkımıza açık. Çok güzel programlar. Bir de Mardin'de var değil mi? Ondan sonra tekrar İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'da programlarımız var. Efendime söyleyeyim. Yarından sonra Ümraniye Belediye'mizin düzenlediği bir programa katılacağım. Evet. Allah nasip ederse. Mardin var. Hı hı. Mardin'den sonra Isparta. Maşallah. Var. Böyle... Allah güç kuvvet versin. Şehirler ezan arası geldi. Programlarımızı. Evet, bizler Ankara'dan yaptığımız bu programın sonuna geldik ama İstanbul'da 24 TV ekranlarında Türkiye'de Ramazan İftar programı devam edecek. Konuğumuz kıymetli Amir Ateş'ti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam yine aynı saatte buluşuncaya kadar Allah kabul etsin oruçlarınızı, sofralarınız bereketli, gönülleriniz şen olsun efendim. Thank you.